Merhabalar arkadaşlar. Laravel Udemy eğitiminden ben Poyraz Dik. Şimdiki dersimizde daha önce söylediğim gibi yine sıra numara tarafını yapacağız. Aynı zamanda bir önceki derslerde benim söylediğim gibi alt kategoriyi sizinle paylaşmadım. Ben ders arasında kendim durum tarafını yaptım. Bu arada bu durumları yapıyoruz. Hala ana sayfada yani frontend tarafını duruma göre listelemesini yapmadık. Çünkü sıra numarasını da yapacağım. Sıra numarasına göre de listelemesini yapacağımız için parça parça yapmayayım dedim. Sıra numarasını da tamamlayalım. En son hepsini beraber yaparız. Şimdi hakkımızda çoklu resimlere geliyorum. Pardon, ekle tarafına geleceğim. Buraya ne yapacağım? Bir tane sıra numarası alanı açacağım. Bunun öncesinde hemen veri tabanına geldim. Burada çoklu resim diyorum. Çoklu resim dedikten hemen sonra yapı dedim. Buraya ne diyorum? Sıra numarası. Gerçi biz evet ilk dersimizde bu çoklu resmi yaparken durum ve sıra numarası alanını açtık. Sıra numarasını ders uzayacak diye yapmadık. Tamam, sıra numarası burada var. Siz de açabilirsiniz. O sebeple geliyorum hemen. Önce ekle tarafını yapacağım. Ekle tarafını yapmam için ne yapmam gerekiyor? Admin diyorum. Admin dedikten sonra neredeyiz? Ana sayfa. O nerede? Çoklu resim bileğin içerisindeydi. Evet, çoklu resim ekle burada. Şimdi buradan bunu nereden alalım? Geldim buraya, süreçler diyorum. Süreçler içerisinden süreç ekleye geldim. Burada sıra numarasını alıyorum böyle. Kopya diyorum. Çoklu resim bileğin içerisine geldim. Nereye? Çoklu. Buradaki resim zaten tek bir alan var. Resim gösterin hemen altına. Buraya yapıştırdım. Sıra numarası. Buralara hiçbir şey yapmamıza gerek yok zaten. Neyin mi? Biz veri tabanıyla aynı ismi kullanıyorduk. Zaten veri tabanı bunlar da aynı yapıyoruz. Buralar zaten aynı. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece bunu yapıştırdık. Bu bir. Bunun da dediğim gibi alt kategoriler tarafını yapmayacağım, karışmayacağım, göstermeyeceğim. Kendim yapacağım. Sizinle paylaşmıyorum. Siz sıra numarası ve durum tarafı size ödev arkadaşlar. Bakın iyice incelersiniz. Zaten kendiniz rahatlıkla yaparsınız. Buraya ekledim şimdi. Buradan sonra benim ne yapmam gerekiyor? Controller'a giriş yapabilmem gerekiyor. O yüzden app diyorum. HTTP controllers dedim. Home diyorum. Hakkımızda controller içerisine giriş yaptım. Burada benim ekle yani form tarafına giriş yapmam lazım. Çoklu ama çoklu resim burada. Çoklu form burada. Şimdi sıra numarası için alan yapalım sizin için. Boş gönderip hata vermesin. Hata vermez gerçi. Boş olabilir dedik biz. Bunu yapmaya gerek yok benim için ama neyse beraber yapalım. Buraya yapıştırdım. Pardon. Yapıştırdım buraya. Şunu böyle kopyaladım. Buraya diyorum ki sıra no boş olamaz. Sıra no boş olamaz diyorum. Numarası dedim boş olamaz. Hemen ekleme tarafına geliyorum. Burada bir şey var sadece. Resim, sadece resim eklediğimiz için şey yapmamışız. Nedir onun adı? Resim veya sıra numarası gibi işlem yapmamışız. Bu düzenle tarafında isterseniz hem resmi ayrı, sıra numarasını ayrı yapabilirsiniz. Şimdi şu resimden bir tane kopya alırsam geldim. Bu durumu aslında şöyle yapayım. Durumu, önce durumu göndersin diyelim. Sonra geldim bunun altına. Hatta üstüne dedim böyle. Buraya da bunu böyle bu şekilde sıra numarası olarak yazdım. Şu durumu buradan sildim. Sıra, buna diyorum ki request form'dan gelen sıra numarasına eşittir diyorum. Zaten burada request'imiz var. Tamamdır. Sıra no eşittir diyoruz. Burayı tamamladık. Şimdi bir eklememizi yapacağız. Gelip sayfayı refresh yaptım. Value değeri 1 olarak geldi. Sıra numarası. Hemen gelip buradan bir testimi yapacağım. Geldim bir tane şundan ekledim. Sıra numarasına 44 diyorum. Ekleye basıyorum. Bakalım. Eklemesini yaptı. Çoklu resim ekleme başarılı dedi. Harika. Bunu böyle ekledi buraya. Geliyorum. Buradan kontrolümü sağlıyorum. Sıra numarasını buraya 44 olarak verdi arkadaşlar. Görüyorsunuz, harika. Şimdi
Bir de düzenleme tarafı var tabii ki. Onun için ne yapıyoruz? Ana sayfa yine çoklu düzenle. Açıyorum bunu. Hemen geldim. Bu resim burada. Resim göster diyorum buraya. Şuradan çoklu resim create'ten az önce yaptığımızı böyle kopyaladım. Resim gösterin altına bunu yapıştırdım. Sıra nol tamam. Buraların hepsi tamamdır. Ancak value tarafına verimizi gireceğiz. Neymiş değişkenimiz? Yani veriyi şununla çekiyormuşuz. Şöyle aldım yazmıştım zaten ama göstermişken aldım kopyaladım. Böyle sıra nol yazıyorum. Bu arada şurayı göstereyim. Bakın şu sonunda bir tık boşluk bıraktım. Böyle düzenle yaptığımızda sıra numarasını veriyi çekmeyebilir. Hatta böyle bir deneyelim. Ondan sonra orayı düzeltiriz. Şimdi bunu böyle yapacağız. Evet, burayı yaptık. Sadece bir düzenleden bakalım sıra numarasına. Bunun sıra numarasını vermiştik. Bakın sıra numarasını göstermedi arkadaşlar. Hemen geliyorum buradan bunu birleştirdim. Şimdi refresh yapıyorum. Şimdi sıra numarasını çok güzel bir şekilde gösterdi. Ardından ne yapıyoruz? Controller tarafına giriş yapacağız. Hakkımızda controller dedim. Çoklu liste, çoklu düzenle diyorum. Şu sıra numarasını da şöyle kopyalarsam buradan hemen pratik bir şekilde kopyaladım onu. Çoklu güncelle fonksiyonuma geldim. Çoklu güncelle veri tabanına eklediği taraf burası. Geldim bunun hemen üstüne yapıştırdım. Diyorum ki sıra numarasını da sen ekle. Sayfayı refresh yapıyorum. Hemen 44 olanı ben 22 yapacağım. Sayfayı şimdi getirsin bize. Ardından burayı da bir refresh yapalım. Resim boş olamaz dedi. Şimdi işte benim size anlatmaya çalıştığım buydu. Ekle tarafında tamam resmi zorunlu istiyoruz. Ama düzenle tarafında kişi sadece burayı güncellemek isteyebilir. Bunun için ben bu dersi falan uzatmayacağım. Zaten bunu defalarca yaptık. İsterseniz iki tane dolaşabilirsiniz. Kategori kontrolü de var bu. Alt kategori kontrolü de var. Bütün hepsinde var aslında. Ürünlerde var. Çok defa yaptık biliyorsunuz. Göstermiştim. En başta bir tane burada yaparsınız. Örneğin sadece sıra numarayı güncelle yaparsınız. Bir tane de altta hem sıra numarası hem resmi beraber güncelleme olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size ödev niteliğinde olsun. Yine pratik yapmış olursunuz. Şimdi geldim buraya. Resmini yapayım. Şu resmi böyle seçtim. Sıra numarasına 22 diyorum. Sayfayı burada refresh yaptım. 44 gördüğünüz gibi. Şimdi güncellemeyi yaptı. Çoklu resim güncelleme başarılı dedi. Bana hangisini getirdi? Şunu getirdi. Buradan bakalım. Önce 22 harika. Bakalım buradan süper. 22 arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hatta bir tane daha ne yaptım? Alt kategoriler değil. Hakkımızda çoklu resimler. Bir tane de yapmadığımızı direkt düzenleyelim. Geldim şu PD'yi. Şöyle buna 11 diyorum. Çoklu resim. Resimle de değiştirmek zorundayız işte. Şunu geldim bu şekilde. Güncelle diyorum. Güncelleme başarılı dedi. Şimdi geliyorum burada sayfaya refresh yapıyorum. Bir tane 11'di galiba. Onu vermesi lazım. Tamam, bize 11'i de verdi. Harika. O zaman dersi burada bitirdik arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.